Denbaş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir gün, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Keçeke Yürütme Konseyi eş başkanı Mustafa Karasu dün gece medya habere konuştu. Karasu önemli açıklamalar yaptı. Türk devleti hareketimize önderliğimiz üzerinden şantaj yapıyor. Bize ahlaksız teklifte bulunuyor ve biz bu teklifleri reddettik dedi. Karasu'nun açıklamalarını ANAFE'de abonelerine yazılı olarak duyurdu. Medya Haber'den de ANAFE ajansından da açıklamaların ayrıntılarına bakabilirsiniz. Özetle Karasu diyor ki Türk devleti bizi tanımıyor, hareketimizi, önderliğimizi tanımıyor. Şantajla, dayatmayla bizden taviz koparabileceğini zannediyor. Bu bizi rahatsız ediyor, bu durum bizi öfkelendiriyor diyor. Geçenlerde de aslında BESEHOZAT konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. KCK Yürütme Eş Konseyi Eş Başkanı, Yürütme Konseyi Eş Başkanı BESEHOZAT da AKP hükümeti önderliğimiz üzerinden bizi tavize zorluyor. Bir takım tavizler istiyor. Öncelikle görüşebilmek için şunları şunları yapmalısınız diye bir takım dayatmalarda bulunuyor demişti ve bunu protesto ettiklerini belirtmişti. Karasu bu konuda ayrıntı vermiyor. BESEHOZAT da Türk Devleti'nden, AKP hükümetinden gelen taleplerin içeriğiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Yani ne istiyor Türk Devleti KCK'den, PKK'den, Kürt siyasetinden hangi taleplerde bulunuyor onları söylemiyorlar. Ancak şu talepleri yerine getirirseniz önderliğiniz üzerindeki tecriti kaldırabiliriz, görüşmeyi sağlayabiliriz. Bu konuda Karasu diyor ki bizim bu talepleri reddedeceğimizi bile bile bu talepleri bize getirmeleri aslında bakın işte PKK Öcalan'ın tecritinin kırılmasını, Öcalan'la bir görüşme yapılmasını ya da Öcalan'la ilgili olumlu bir gelişme sağlanmasını istemiyor gibi bir algı da yaratmak istiyorlar. Böyle çifte standartlı, ahlaksız bir politika yürütüyorlar diyor Karasu. Anlayabildiğim kadarıyla tabii geçenlerde Murat Karayılan'dan da bu konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Karayılan da Kürt sorununun çözümü konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yapmış olduğu açıklamaların temel alınabileceğini söylemişti. O zaman da bu videoyu değerlendirirken demiştim ki Karayılan'ın bu açıklamaları aslında bir pazarlığa, bir görüşme trafiğine de işaret ediyor. Bunlar Öcalan'ın görüşleri. Dolayısıyla Murat Karayılan aslında bir deklarasyon yapıyor. Biz bu görüşlerin arkasındayız diyor demiştim. Anlaşıldığı kadarıyla bir görüşme trafiği var ve dün Karasu'nun söylediklerinden yola çıkacak olursak bu görüşme trafiği de sonuç vermedi. Yeni görüşme trafiğinin içeriği, yeri konusunda spekülasyonlar var ama Kürt hareketinden, KCK'den bu konuda bir açıklama gelmediği sürece de bu tür spekülasyonlara da pek girmek doğru değil. Fakat şu kamuoyu BESEHOZAT'ın ve Mustafa Karasu'nun açıklamalarından sonra Kürt hareketinden haklı olarak bu taleplerin neler olduğunu duymak istiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AKP hükümeti, Cumhur İttifakı KCK'den hangi adımların atılmasını istiyor? Kamuoyunun bunları bilme hakkı da var. Dolayısıyla KCK'nin belki de ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bir açıklama yapması da gündeme gelebilir. Çünkü dediğim gibi ahlaksız bir teklif olarak değerlendiriyor KCK. Kabul edilemez buluyor, şantaj olarak nitelendiriyor ve mahkum ediyor, reddediyor. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz diyor. Reddettiğine göre, bu talepler reddedildiğine göre bu taleplerin neler olduğunu da kamuoyunun bilmesinde yarar var. Fakat Türkiye'nin uzunca bir süredir Kürt hareketinden neler istediği 3 aşağı 5 yukarı biliniyor. Bu konuda dün KCK Yürütme Konseyi üyelerinden, eski Yürütme Konseyi üyelerinden Dursun Ali Küçük'ün de bir açıklaması oldu. Dursun Ali Küçük de öyle zannediyorum Kürt siyaseti içerisinden almış olduğu bilgileri kendi kanalında değerlendirdi ve dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti KCK'den, PKK'den silah bırakılmasını istiyor. Rojava'da 30 kilometre kadar geri çekilmesini istiyor. Ve aynı şekilde Kürt siyasetinin Amerika ile olan ilişkilerini kesmesini istiyor. Dediğim gibi KCK'den bunları doğrulayan, bunları detaylandıran bir açıklama gelmediği sürece de bunlar elbette bir öngörü, varsayım, duyum olarak değerlendirilebilir. Fakat Dursun Ali Küçük'ün de söyledikleri bu anlamda önemliydi. Benim de bu konudan açıdan bir takım duyumlarım, bir takım görüşlerim de var aslında. Uzunca bir süredir Türkiye Kürt hareketinden silah bırakmasını istiyor tabii. Bu yeni bir şey de değil.
Fırsatını buldukça görüşme trafiklerinin aslında uzunca bir süredir belki 2009'dan, 2007'den, 2006'dan hatta bu yana temel gündem maddesi, en önemli gündem maddesi PKK'nın silah bırakması, savaşa son vermesi meselesidir. Bu belli bir aşamadan sonra sonuç vermişti. Aslında 2013 Nevruz'unda PKK'de Öcalan'ın ağzından silahlı savaşın sona erdiğini deklare de etmişti. Nevruz'da hatırlayacaksınız, Diyarbakır Nevruz'unda. Fakat o süreç yürümedi. Daha sonra da şiddetli bir çatışma sürecine evrildik ve o çatışmalı süreç bütün şiddetiyle hala bugün de devam ediyor. Dolayısıyla bu silah bırakma meselesi Türkiye'nin birinci gündem maddesi. Bunu sürekli dile getiriyorlar. Bir de Rojava meselesi var. Rojava meselesi de tabii çok önemli bir mesele. Aslında bütün meselelerin kilitlendiği bir mesele. Rojava meselesinde bir ilerleme, bir gelişme sağlanırsa, kuzeydeki sorunun çözümünde de, Orta Doğu'da Kürt-Kürdistan meselesinin çözümünde de bir mesafe alınabilir. Bu konu da önemli. Konuyla ilgili de aslında Öcalan en son olarak zannederim 2009'da kardeşim Mehmet Öcalan'la yaptığı bir telefon görüşmesinde önerilerini yapmıştı Mehmet Öcalan'a. Rojava meselesinde Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerektiğini söylemişti. O da kamuoyuyla paylaşıldığı için söylüyorum. Dediğim gibi silah bırakılması, Rojava meselesinde Türkiye ile birlikte hareket edilmesi ve tabii ki Amerikan meselesi. Amerika meselesi aslında hayati bir mesele değil. Çünkü eğer Türkiye Kürtlerin varlığını kendi ülkelerinde özgürce yaşama taleplerini kabul eder, onların dil, kültür, kimlik sorunlarını çözer, anayasal güvence altına alır, Kürtlerle eşitliğe dayalı bir ilişki kurmaya karar verirse artık Amerika'nın da başka bir ülkenin de yapabileceği bir şey olmaz. Kürtlerle Türkler ortak bir geleceğe, ortak bir iradeyle, yeni bir başlangıçla yürüyebilirler. Fakat Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Türkiye Kürtlerin varlıklarını da kendi ülkelerinde söz ve karar sahibi olmalarında bugüne kadar kabul etmedi, etmiyor. Kürtlere teslimiyetten, Kürtlere bozgundan, Kürtlere tarihin karanlığından başka bir şey dayatmıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Kürt hareketinden temel olarak istediği şeylerin bunlar olabileceği bana da çok mantıklı geliyor. Zaten Karasu bizi çok öfkelendirdi derken de buna işaret ediyor. Yani teslimiyet dayatıyor. Fakat burada kritik bir mesele de şu. Besi Uzat önderliğimiz Türkiye'nin elinde rehindir. Rehin olarak onun durumunu bize karşı kullanıyor. Böyle ahlaksız bir yaklaşım sergiliyorlar demişti. Öcalan'ın görüşme hakkının da Öcalan'ın aslında umut hakkı ekseninde tahliye edilmesinin de bir anayasal zorunluluk, bir hukuki gereklilik olduğunu söylüyor. Besi Uzat da Mustafa Karas da buna dikkat çekiyor. Şimdi Öcalan'ın bütün haklarını gasp da etmişler. Hukuki olarak herhangi bir hakkının kullanmasına fırsat da vermiyorlar. Ancak siyasi şantaj olarak bize dayatıyorlar diyor Kürt yöneticiler. Tabii Öcalan'dan kamuoyu önünde avukatları aracılığıyla herhangi bir haber alamadığı için Öcalan bu konularda ne düşünüyor onu da bilmek mümkün değil. Onu kecekebiliyor. Keceke onu açıklayabilir. AKP hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konularda belki de Kürt hareketine ayrıntılı bilgiler de vermiş, farklı şeyler de söylemiş olabilir. Çünkü anladığımız kadarıyla Besi Uzat'tan da Mustafa Karasu'dan da anladığımız kadarıyla bir görüşmeye trafiği olmuş, görüşmeler yapılmış. Görüşmelerin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yok. Fakat dediğim gibi içeriğine bir tepki var. Keceke'den yükselen Besi Uzat'ın ve Mustafa Karasu'nun ifade ettiği bir tepki var. Ahlaksız teklif olarak değerlendirilen teklifler var. Fakat konunun burada kalacağını ve kapanacağını da sanmıyorum. Önümüzdeki günlerde bu konu yeniden gündeme gelecek gibi görünüyor. Böyle bir görüşme trafiğinin zaten olması da çok sürpriz değil. Çünkü daha öncesinde paylaşmıştım. 7 Ekim 2023'ten sonra Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan Orta Doğu'daki yeni dönemde herkesin birbiriyle görüşmesi, herkesin hesabını kitabını yeniden yapması, herkesin yeni dengelerde kendi çıkarlarını koruması gibi bir takım arayışları olacağını söylemiştim. Türkiye'nin de arayışları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yeniden yapılanma konusunda sürdürdüğü çabalar var. Dolayısıyla Türkiye'nin KCK ile yeniden görüşüyor olması, görüşmüş olması çok sürpriz değil. Kecekel'in buna açık olması, bazı tartışmalar, pazarlıklar yürütmesi de çok sürpriz değil. Fakat şu, Kecekel ne talep etti?
Onlar da çok bilinmiyor. Keceke neler istedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, diyelim silah bırakma karşılığında ya da işte Rojava'da bazı taleplerin karşılanması ya da Rojava ile Türkiye arasındaki diyaloğu ilerletilmesi karşılığında Keceke'nin ne tür talepleri oldu, onlar da bilinmiyor. Dolayısıyla Keceke yöneticilerinin bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmaları gerekiyor. Doğru da olur çünkü bu tür spekülasyonların, yanlış anlaşılmaların, algı operasyonlarının devletin, AKP hükümetinin yürüteceği psikolojik savaşın önlenmesi açısından da bunlar gereklidir. Kendi naçizane görüşümü söyleyecek olursam bu tür gelgitler devam edecektir. Önümüzdeki aylarda da sürecektir. Çünkü sonuçta ya bir büyük felaketin eşiğinde her iki halka da, Kürdistan'a da, Türkiye'de çok şeyi kaybettiren bir milli boğazlaşma, bir milli felaket yaşanacak. Ya da bir yerde her ikisi içinde, tarafların her ikisi içinde hazmetmekte zorlanacakları, tavize dayalı, uzlaşıya dayalı bir yeni süreç başlayacak. Artık bakalım, yani böyle gidiyor fakat savaş da devam ediyor. Türkiye savaşta ilerlediği sürece sonuç almaya dönük olarak bir takım aşamalara geldiği sürece Kürt hareketi üzerinde teslim ol baskısını da artıracaktır. Bu da bilinen bir şey. Geçmiş isyanlardan da zaten bunu biliyoruz. Kürt hareketi zemin kaybettikçe, geriledikçe Türkiye'nin hem baskısı hem dayatması hem de Kürtler üzerindeki inkar politikası giderek sertleşiyor. Bunları dediğim gibi yani yüzyıllık isyanlar sürecinden de yakından biliyoruz. Dolayısıyla burada kilit konu şu: geçmiş isyanlardan farklı olarak PKK'yı tasfiye etmek, PKK'yı ezmek, PKK'yı tamamen yenmek mümkün değil. Bunun zemini yok. Kürtlerin sahip olduğu birikim de buna izin vermiyor. Bölgenin dengeleri de izin vermiyor. Türkiye bir parça ilerleyebilir, sıkıntılar yaratabilir. Kürt hareketine daha fazla zarar da verebilir ama bu sorunun silahla, şiddetle, tasfiyeyle, kanla, gözyaşıyla kesin bir çözümü yoktur. Çözüm siyasidir, müzakeredir. Umuyorum ve diliyorum bu çalkantılı süreçler, bu dayatmalar, bu aylaksız teklifler bir yerde bir son bulur ve Kürtlerle Türkler yeniden bir masa etrafında oturur, kendi sorunlarını özgürce, eşitçe tartışır ve ortak bir irade ekseninde, ortak bir geleceğe dönük belli bir politik çözümde uzlaşırlar. Bu herkesin çıkarına olacaktır. Şimdiye kadar da zaten geç kalındı bu savaşta. Gereğinden fazla uzadı. 50 yıldır sürüyor. Herkes de çok kan kaybetti. Türkiye'ye de ağır maliyetleri oldu. Kürdistan'a da ağır maliyetleri oldu. Fakat her iki taraf da bunun farkında. Böyle görüşmeler olduğuna göre gidip gelişler sonuç vermese de diyaloglar zaten kolay kolay kesilmiyor bu tür süreçlerde. 95'ten beri ben de bu süreçleri iyi kötü yaşadım. Bazı şeyler tanıklık ettiğimiz gelişmelerdi. Dolayısıyla umuyorum ve diliyorum bugün reddedilen ahlaksız teklifler geri çekilir. Yeni bir teklif, makul bir teklifle Kürt hareketine gidilir ve Kürt hareketinden benim anladığım Besi Uzat'tan da, Mustafa Karasu'dan da, Murat Karayılan'dan da, Keceke yöneticilerinden de benim anladığım makul bir çözüme hazır oldukları ve buna fırsat verecekleri şeklindedir. Umuyorum ve diliyorum süreç öyle gelişir ama öteki risk de var. Tabii ki savaşın yayılması, gelişmesi riski de var. Süreç bıçak sırtında iki taraflı gidip gelecek çözümde, çatışmada iç içe geçmiş durumda. Rojava'dan da yeni haberler var. Onu da sizinle önceki videoda paylaşmıştım. Rojava'da bir karar alındı. NSK ile görüşmeler yeniden başlatılacak demişti. Bir önceki videoda ayrıntıları söylememiştim ama ayrıntılar bugün yayınlandı. Suriye Demokratik Güçleri Askeri Konseyi toplanmış. Benim aldığım bilgiler de öyleydi. Mazlum Kobani Amerikalılarla görüştükten sonra Suriye Demokratik Güçleri, yani SEDE Genel Askeri Konsey toplantısında konuyu gündeme getiriyor. Suriye'ye bir çözüm talebinde bulunuyor. Aynı şekilde bölgesel güçlere dönük bir takım siyasi hamle kararları alınıyor ve Rojava'da NSK ile görüşmelerin yeniden başlatılacağı kararı alınıyor. Bu konuda Mazlum Kobani öncülük ediyor. Kobani'nin takım çağrıları da oluyor. Oradaki askeri konsey üyeleriyle de, ondan sonra bileşenlerle de bir toplantı yapılıyor. SEDEGE'den de bugün gelen açıklama bu yönde. Benim de Rojava'dan da önce aldığım bilgiler de bunu teyit ediyor. Fakat burada da durum şu:
Ağustos'ta başlayacak bu görüşmeler. Onun tarihini de verebilirim. Ağustos içerisinde NSK ile PYD arasında, özellikle yönetim arasında yeni görüşme trafiği başlayacak. Fakat sonuçta NSK bir ölçüde KDP demek. NSK ile görüşmeler, KDP ile görüşmeler de anlamına geliyor. Yani Rojava Güney görüşmeleri, daha doğrusu Pamuklu Erbil görüşmeleri anlamına da geliyor. Fakat burada da kritik bir sorun var. Bu görüşmelerin, NSK ile yapılacak görüşmelerin başarıya ulaşabilmesi için KDP ile PKK arasındaki sorunların bir biçimde görüşülmesi ve çözülmesi gerekiyor. Çünkü dün yine Mustafa Karasu yaptığı açıklamada KDP'ye çok sert sözlerle eleştirilerde bulunuyor. Aslında Türkiye'nin bu saldırısı KDP'nin saldırısıdır diyor. Yani Karasu KDP'yi Türkiye ile saldırıda eşitliyor. Böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla eğer PKK ile KDP arasında bir görüşme trafiği olmaz, KDP ile PKK oturup sorunları, kendi aralarındaki sorunları çözmeye dönük bir irade gösterip ve bu konuda bir ilerleme sağlamazlarsa NSK ile PYD arasındaki görüşmeler sonuçta yine gelir bir yerde tıkanır. Dediğim gibi o görüşmeler sonuçta KDP'den bağımsız görüşmeler değil. Onların hayata geçebilmesi için de Rojava'da bütün güçler arasında bir sağlıklı ve ulusal birliğe dayalı yeni bir sürecin başlayabilmesi için de KDP ile PKK arasındaki sorunların şöyle ya da böyle çözülmese bile hafiflemesi, bu iki parti arasında bir diyalog sürecinin, bir müzakere sürecinin en azından başlaması gerekiyor. Bu olmadan bu sürecin ilerlemesi de bana çok mümkün görünmüyor. Çünkü zaten bütün tıkanma oralarda yaşanıyor. Dediğim gibi bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için KDP ile PKK'nin de bir görüşme trafiği içerisinde olmaları, birbirleriyle oturup konuşmaları gerekiyor. Şartlar zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri de zorluyor. İngiltere de zorluyor. Bölgedeki gelişmeler de zorluyor. Fakat işte arada da böyle bir sürü çelişki, bir sürü çatışma, sıkıntı var ve bu sıkıntıları büyütmeye dönük de bir gayret de var. Aslında yıllardır bu konuda bir tutum alınamadı. Yani her iki partiyi bir masa etrafında bir araya getirecek bir süreç, iç bir süreç ne yazık ki hayat bulmadı. Geçmişte bu konularda önemli gelişmeler olmuştu. Çözüm sürecinde biliyorsunuz Mesut Barzani Sabri Oğuk'la birlikte oturmuştu. Bir ulusal kongre çalışmaları yürütülmüştü. O sürece Öcalan da çok aktif destek vermişti. Amerikalılar onu erken bulmuşlardı. Bir parça Amerikalılar itiraz ettiler. Şimdi Amerika Kürtleri bir araya getirmek istiyor. Güneyleri ve Rojavalıları. Tabii aradan çok süre geçti. 10 yıldan fazla bir zaman geçti. Ve bir takım sıkıntılar yaşandı. Şimdi Türkiye, İran buna muhalefet ediyor. Amerika Kürtleri birleştirmek istese de Türkiye ve İran buna çok sıcak yanaşmıyor. Aksine Kürtleri çatıştırmak istiyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın da işi zor. Kürtlerin de işi zor. Fakat umuyorum ve diliyorum başka bir çaresi olmadığı için Rojava'da başlayacak bu görüşme trafiği olumlu sonuçlanır ve bunun etkileri güneye KDP-PKK ilişkilerine de yansır. Bunun dışında da bir çıkış maalesef Kürtler açısından çok zor, hatta imkansız gibi görünüyor. Rojava'dan bir haber daha var seçimlerle ilgili. Aslında seçimlerin artık ertelendiği, hatta Saleh Yadov iptal edildiğini söylüyordu. Rojava'da biliyorsunuz yerel seçimler yapılacaktı. Türkiye tehdit etti. Amerika Birleşik Devletleri zamanı değil, uygun bir konjonktürde yapılır demişti. Son görüşmelerden sonra öyle anlaşılıyor ki Amerikalılarla görüşmeden sonra yerel seçimler meselesi de ertelendi. Rojava'da yerel seçimler artık şimdilik, yani en azından şimdilik görünür gelecekte yapılmayacak. Bütün mesele Orta Doğu'daki bu yeni yangında, Orta Doğu'nun yeniden alt üst olacağı bu süreçte Kürtlerin kendi iç birikimlerini tahkim etmeleri, kendi ulusal birliklerini sağlamaları ve buna dönük olarak kendi talepleri konusunda birlikte ortak bir cephe etrafında birleşmeleri meselesi olarak düğümleniyor. Umuyorum ve diliyorum süreç öyle gelişir. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, iyi bir hafta sonu diliyorum.